Merhaba, bugün Hashimoto yani otoimmün tiroid hastalığı Hashimoto ki hemen hemen Hashimoto'su olan birisini hepimiz tanıyoruzdur. O kadar çok yaygınlaştı. Hatta en yaygın otoimmün hastalık deniyor şu anda. Hashimoto hastalığıyla cilt sağlığı arasında bir bağlantı var. Ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi eğer Hashimoto'su varsa bir hastanın %90 T3 yani tiroid hormonu düşüktür. Tiroid hormonu düşükse bunun tabii vücutta birçok etkisi oluyor ama ciltteki etkisi şu. Bir kere ciltte kuruluk olur, kırışıklıklar artar, ödem olur, özellikle göz çevresinde ödem olur, ciltte bir kabalaşma olur, saçlarda ve kaşlarda dökülme olabilir, kırılganlık artar. Hashimoto'nun ve dolayısıyla tiroid eksikliğinin ciltte yaptığı negatif etkiler bunlar. Peki bu ciltteki etkilere ne yapabiliriz? Özellikle Hashimoto'nun tedavisi gerekiyor. Öncelikle nedir? O eksik T3 hormonunu yani tiroid hormonunu yerine koymak ve bir takım hayat tarzı değişiklikleri yapmak lazım. Bunlar fonksiyonel tıbbın konusu. Farklı videolarda bunlardan bahsediyoruz. Cilde direkt ne yapabiliriz? Cilde yapılabilecek olan şey Hashimoto'daki tiroid eksikliğinin sebep olduğu elastin, kolajen ve hyaluronik asit eksikliğini yerine koymak. Bunu nasıl yapabiliriz? Kremlerle yapamayız. Kremlerin %3'ü emilir. Ağızdan alınabilir kolajen etkisi sınırlıdır. En güzel yol minik minik iğnelerle hep söylediğimiz mezoterapi ile bu hyaluronik asiti, kolajeni ve elastini yerine koymak en doğru tedavilerden birisidir. Peki hangi mezoterapi ürününü kullanacağız? Çünkü o kadar çok mezoterapi ürünü var ki bazı pazarlama isimlerini hepimiz biliyoruz. Yani Paris ışıltısı deniyor, somon DNA deniyor, kolajen bombası deniyor, gençlik aşısı deniyor. Bütün bunların içinde hyaluronik asit, mineraller, vitaminler ve diğer sitokinler farklı farklı oranlarda. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hastayla karşı karşıya gelip hastada ne var? Eğer ödemi varsa, örneğin göz altında ödemi varsa dolaşımı artıran bir mezoterapi ürünü. Eğer ciltte bir aşağı doğru şöyle bir sarkma varsa lifting etkisi olan bir mezoterapi ürünü gibi belirleyerek hastaya verip en azından bu Hashimoto sürecinde ciltteki problemleri gidermeye çalışıyoruz.